Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün bu kütüphane çizimine devam ediyoruz. Şimdi en son nasıl diyelim, şuradaki merdivenler yalnız, kanepeler, masalar ve şuradaki merdiven ve üst zeminin taslağını çizmiştik. Şimdi şu merdiveni bir detaylandırmaya başlayalım dayı. O neydi lan öyle? Merdiveni düz bir şekilde bir merdiven mi yapsam diye düşünüyorum. Hani mesela şöyle, şurada yanlamasına göstereyim. Şimdi yanlamasına baktığın zaman merdiven nasıldır dayı? Şöyle bir merdivendir, değil mi? Şimdi böyle bir merdiven mi çizsek eğer güzel olur. Şu devamı da şu şekilde. Yoksa nasıl diyelim? Şöyle bir çapraz bir tahta olduğunu düşünün. Bunun üstünde şöyle basamaklar olsa, şu şekilde belirli aralıklarla şöyle bir merdiven mi yapsak daha güzel durur? Şu bence biraz daha güzel olabilir çünkü diğeri çok sadeye kaçar, hani bir şey olmaz, bir büyüsü olmaz diyelim. Onun için öyle bir merdiven yapmak daha mantıklı olabilir. Onun için şimdi merdivene gelelim. Bu arada şurayı da yanlış yapmışız. Hani şurada biter bu dayım, yani daha nereye çıkıyor? Şimdi bu merdiveni nasıl yapabiliriz? Şimdi öncelikle şöyle bir şey yapabiliriz. Şimdi buna merdiven, oy ne oldu orada, merdiven alt ya da tahta da diyebiliriz. Şu iki tane tahta koyacağız ya altına. Merdiven tahta, bir adet de merdivenin kendisi ne ekleyelim. Daha sonra bu ikisini bir grup haline getirelim, yani ikisinin merdiven olduğu belli olsun. Buraya da diyelim ki merdiven. Oo, Emre Diven kim lan? Merdiven. Emre Diven'e buradan selamlar olsun falan. Şimdi merdiven, şu merdivenin şu kısmını, hatta şöyle de bir şey yapabilir. Şimdi bu değil mi? Buna merdiven tahta değil de merdiven taslak diyebiliriz ve bunu da hani şöyle opasitesini biraz şöyle şu şekilde bırakırız. Bunun üstüne de bir adet merdiven tahta ekleriz. Bu merdiven tahtaya tahtalarını çizeriz. Bunun üstüne basamaklarını çizeriz. Hatta buraya da merdiven basamak da diyebiliriz. Ne yazdığımı göremiyorum ki ha. Buna da merdiven basamak deriz ihtiyar. Merdiven basamak, merdiven tahta, merdiven taslak. Hatta şunları biraz şöyle açarsam hepsi gözükecektir. Şunları da şöyle ayarlayalım. Bunu nasıl koyalım? Şöyle koyabiliriz. Böyle tam VIP çememizin üstüne. Biraz da şöyle yapalım. Bunu da şuraya kaydıralım şöyle. Aslında şöyle de olabilir mesela. Şunun yanına. Şöyle. Biraz büyütürüz. Ya bunun bir olayı yok aslında. Bunu kapatsak daha güzel. Hani bunu kullanmıyoruz. Küçük çizimlerde biraz daha işe yarıyor. Bunu böyle yapınca da tabii şurayı gördük. Şimdi üst kat neredeydi bizim? Üst kat. Duvarda olması lazım da duvarı bulamıyorum. Şurası. Oy, şurayı da silelim ki gereksiz yer kaplamasın da, niye böyle oldu lan bu? Beynim durdu, dur bir dakika. Ha tamam lan. Şimdi beynim çalıştı tekrardan. Tamam. Şöyle yapabiliriz. Şurayı sileyim. Arkadaki duvarı da siliyor. Şöyle yaptığım zaman tam olarak düzelmiş oluyor. Şimdi şu merdiven tahtadan başlayalım. Merdiven tahtı zaten çok gözükmeyecek. Ancak tahta demişken de gidip de yani düz bir tane kalas koymayalım oraya. Hani şöyle bir ihtişamı olsun, biraz şöyle koyu bir ağaç olsun. Çok az gözükecek zaten ama yine de güzel olsun ve yuvarlak olmasın. Çünkü yuvarlak dediğin zaman hani işlem görmemiş tahtayı direkt oraya koymuşsun gibi oluyor. Hani o böyle kareleştirilmiş, biraz daha böyle sağlamlaştırılmış bir merdiven olsun. Zaten şuraya kadar gözükecek, onun üstü sahanlık ya da üst kat olacak zaten. Hatta burayı merdivenden silebiliriz bile, şu kare kısmı. Çünkü neden?
Bura artık merdivenden çıkıyor. Onun yerine şurayı tutup şöyle uzatarak buraya bağladım. Böyle daha mantıklı oldu. Daha sonra geri tahtaya geldim. Tahtadayım değil mi? Aynen. Şunları da şöyle yapalım. Bir düzene sokalım ortamı. Bunu buraya getirdim. Tabi biraz kalın olsun ki hani merdiven olan bu. Boru değil yani. Şöyle kocaman bir ağacı kesmiş adamlar. Buraya hızarla getirmişler. Daha sonra bunun alt tarafı buraları zaten çok az gözükecek bu tahta. Hani bunun pek bir büyüsü yok. Hani bunu bu şekilde yapıp içini de şuna boyasanız bile düz mantık gözükecektir. Yani çok özenirsiniz resminizi. Buna biraz daha böyle nasıl diyeyim tahta efekti verirsiniz. De o biraz daha detaya girer. Da biz de verelim. Şöyle çizikler bırakacağım yanına. Hani gidip de şöyle ortasına bir delikler melikler açmayacağım. Sonuçta bu bir yapı malzemesi olduğu için hani biraz sağlam olması gerekiyor. Bu bildiğimiz inşaatlarda çok büyük yapılarda kullanılan bir tahta olduğunu düşünün bunun. Ama tabii kaliteli de bir tahta. Çünkü bu koyular ahşap artık verniklenmiş falan bu. Onu da bu şekilde bırakacağım buraya. Şu efektlerini biraz ekleyeyim. Ondan sonra asıl bir tahtaya benzesin bu. Evet, bu şekilde yaptık ama bu sefer de çok oduna benzedi hani gabu gibi oldu bu bunun biraz ama olsun sıkıntı yok dediğim gibi çok gözükmeyecek zaten. Şunun rengini biraz açayım diyeceğim de çok kötü oldu lan. Hani olsun da sadece şu kısmı bu renkte bıraksam çok güzel olurdu. Bu da tahtayı yani ne bileyim bataklıktan getirip buraya koymuşlar gibi olacak. En iyisi mi biz şunu alıp kopyala yapıştırla sağ tarafa alalım abi. Yoksa sıkıntıya gidiyor bu. Şimdi bu bizim merdivenimizin alt tahtaları. Tabi bunlar çok mu ayrı oldu birbirlerinden? Hani biraz yaklaştırsak fena olmaz gibi. Hani çok uzak kaldılar. Şuraya getireyim bunu. Bunu da şuraya getireyim hocam. Tamam. Şimdi şöyle bunun nasıl diyelim basamakları koyacağın yerlere şöyle maviyle gösteriyorum. Şöyle bir üçgen konulur ki hani basamağı oraya koyasın. Tabi onları biz göremeyeceğiz. Hani şundan bahsediyorum. Şimdi burayı bir adet bizim tahtadan koyduk ki hocam. Şöyle yapalım. Bunlar bizim daha önceki çizdiğimiz tahtalar. Buna bir basamak koyacağın zaman ne yaparsın? Şuraya şöyle bir üçgen getirirsin. Şöyle üçgen. Bunun üstüne de şöyle getirip basamağını koyarsın. Yani gidip direkt şunun önüne şöyle basamağı koyarsan şu boşluğa buraya bir adım attığın bu kırılır. O yüzden bununla burayı doldurursun. Tabi onlar basamağın altında kalacağı için gözükmeyecek. Onları çizmeye gerek yok. Şimdi bunun üstüne şöyle bir tahtadan ama şöyle şunun biraz da açığı. Hani şöyle bir odundan çizebiliriz bunu. Biraz daha açık bir renk olsun ki çok karanlık olur yoksa merdiveni de koyu bir renkte yaparsak. Şöyle bir şey olacak. Basamakları çok nasıl diyelim sık atmayalım hani çok uzun olmasın. Hani bir adamın bacak boyuna kadardır ya ayak boyu. Hani şunun biraz daha altı alalım. Basamağın ilk basamak şurada dursun ya da bir üstünden. Şöyle ilk basamak bu hizada dursun. Tabi basamağın kalınlığı falan da olacak. Şimdi bu tahtanın koyu kısmı olsun. Şimdi ne dediğimi anlaşılacaktır. Bunu biraz açacağım. Açacağım. Şöyle yaptım. Bir piksel boşluk bıraktım basamağa. Şu hizada bıraktım dayı. Getirdim şimdi bunu da buraya. Hatta bir pikselde içeriden yapsak çok daha güzel makbule geçer. Şöyle hatta bunu da bir piksel içeriden yapalım. Şöyle getirdim. Şuraya getirdim. Tıkladım. Aa lan ben bunları farklı layer'a çizmemişim. Hadi buyur. Şu renkleri şuraya al da. Hep unutuyoruz değil mi?
Bu renkler buraya almam hiçbir şeye yaramadı bu arada. Geri silinecek. En iyisi ben bunları palete ekleyeyim. Oğlum palete ekleyince de gidiyor Allah'ım. Bir saniye şöyle yapalım. Şunu şuraya al. Şunu da şuraya al. Şimdi nereye gidiyorsanız gidin. Tamam. Şöyle şimdi palete ekledim. Merdiven basamağı getirdim. Ve şu koyu olanı yani şunu şuraya tekrar çizdim. Bir üste çizmişiz bu arada bir önceki çizimde. Hani şöyle yapalım onu da tekrar. Tamam. Lan çok şey oldu böyle de bunu bir aşağı al ya. Heh. Daha sonra şununla tekrar bir çizeceğiz. Şuraları yine unutmuşuz. Basamağı şu boyutlarda yapmayı düşünüyorum. Şöyle, şöyle, şöyle bunun içine bayadım. Şimdi şurayı da silerim. Bu bizim basamağımızın. Hatta şöyle şurada çizelim bunu. Yan tarafa alalım. Şurada daha anlaşılır olacaktır da yani geleceğine söyleyeyim bu. Oraya nasıl sığamadın ha? Bu basamağımızın bir tanesi. Ne büyük bir basamak lan bu da. Neyse güzel geniş olsun. Basamağın basma kısmı yani bas ayağın geleceksin. Bu da basamağın kalınlığı. Hatta bunu biraz daha kalın yapalım ki hani incecik bir tahtaya basıldı anlaşılmasın. Şu aradaki boşluklarda bizim kontürlerimiz olacak. Yani şunu alalım. Şöyle bayağı bir koyusunu tam siyah da yapabilirsiniz de ben biraz açık bırakıyorum genelde. Şöyle yapalım. Şöyle etrafını dolanalım ki hani bir tık daha güzel gözüksün. Daha sonra bu direkt böyle düz bir tahta da olmasın. Hani biraz da ovalimsilik verelim buna değil mi? Hani şöyle. Daha sonra şu altını da buna göre uyarlamamız lazım tabii de. Nasıl olacak o? Şöyle. Şunu şöyle yaptın, şunu şöyle yaptın, şunu şöyle yaptın. Gerçi buralar şey olacak yeri. Ha, dondurma çubuğu vari bir görünüm elde edeceğiz bu şekilde. Daha sonra şunu kopyaladayım. Kopyala yapıştır, yönünü değiştir. Şöyle şuraya getir. Daha sonra şurayı sil. Bunu buraya oturt. Görüldüğü gibi dondurma çubuğundan bir basamak yaptık. Şöyle getirelim. Yerine koyalım. Bu şekilde basamağın birini oluşturduk ama bu çok dik duruyor. Sebebi de şu. Şurayı biraz da uzatmamız lazım. Şöyle 2 piksel uzatsam güzel durur mu? Şöyle yaptım. Hani şöyle bastığın yerler biraz şöyle sağlam hissettirir ya sana. O mantıkta biraz kalın yaptım ki ondan hani bastığın zaman ulan bu kırılmaz yani bu onun üstüne 10 kişi çıksa şu orta boşluğa kırılmaz bu öyle bir tahta. Şimdi bunu kopyalamadan önce biraz daha detaylandıralım çünkü bir tanesini çizeceğiz. Ondan sonra mevzu basit zaten. Hatta şöyle bir görmek babında şuraya bir yapıştıralım bunlardan birkaç tane ki. Heh, bakın. Ya mevzu anlaşılmıştır hemen. Hemen ortaya çıktı zaten. Çok uyumlu olup olmadığı söz konusu tartışılır. Çünkü neden? Hani böyle bir ortama bu merdiven tasarım olarak mantıklı ama malzeme ve renk olarak sanki çok uyumadı gibi. Şöyle. O da şu altındaki tahtadan kaynaklanıyor. Biz onu çok gereksiz detaylandırdım onu. Hani şu sanki ormandan alıp direkt buraya koymuşlar gibi. Bunu da ya direkt düz tahta da yapabilirim bunu şuradakiler gibi. Ama bir sadece şöyle de yapabiliriz. Nasıl diyelim? Şöyle şunun continuous'u kapatırsın. Şuna basarsın. Pardon, şu tahtaya gelelim ki. Şuna basarsın. Bunları seçtiniz ya. Şöyle şuna sol tık, şuna sağ tık. Pardon. Şuna sağ tık, buna sol tık. Shift R dedim. Okey dedim de değiştirmedi. Niye bunu seçmiyor? Bak şimdi bu. Şimdi olmuş olması lazım ama neden seçmiyorsun? Tamam. Şimdi yap.
Sanki bir tık daha şey oldu. Şunlara da çok nasıl diyeyim? Şu alttaki renkle çok yakın yapacağım birbirine. Hani çok az belli olacak. Hani direkt düz tahta değil de çok yakından baktığınız zaman böyle girintisi çıkıntısı belli olsun. Bu kadar leke gibi olmasın. Onun için de şöyle yapacağım. Bunu seçtim. Bunu seçtim. Da bunu seçmeyelim. Bunu biraz daha şöyle açalım. Şimdi Shift R diyelim. Okey deyip kapatalım. Tamam, bunu da tekrar seçtim ve CTRL M dedim dahi. Bunu da biraz şöyle nasıl oldu? Aynen. Bak, çok az belli oluyor. Çok çok az. Şimdi şunları bir açtayım. Okey, bak şimdi bir tık daha güzel durdu. Şimdi şu daha önce dediğim şey vardı ya. Bunların altına üçgen basamak koydu. Onun arasını şöyle çizebiliriz. Nasıl diyelim? Şöyle. Şunun çok daha koyusunu alacağım şöyle. Şuraya şöyle bir 2 piksellik bir çıkıntı yapacağım. Daha sonra bunun da böyle bir tık daha koyusunu alacağım ve şöyle etrafını çizeceğim bunun. Bu da onun altında bir dayanak olduğunu gösterecek. Hani şöyle bir piksel yapsam daha mı güzel olur? Ya bunu yine daha değiştireceğim. Allah'ım yardım et. Allah'ım yardım et. Şöyle yap. Şöyle. Bir piksel demiştik, değil mi? Şöyle. Aynen böyle bir tık daha hani daha dik. Yani dik, dik falan. Daha böyle şey duruyor. Onun altında tam oturmuş gibi durdu. Ama şunu da unutmayalım ki önce şunu bir tanesini bir daha bir yapacağımız yapalım. Ondan sonra kopyalayalım. Hatta bunu da buraya ekleyebiliriz. Şöyle. Daha sonra bunun da koyusunu alacağım. Ama şöyle de bir şey var. Şunun konturu, yani şu kontur dediğimiz o koyu çizgi biraz açacağım. Çünkü niye böyle sanki çok ana karaktermiş gibi oldu. Hani çok koyu durdu. Çok belirtti merdiveni. Onun için şöyle biraz hani arka planvari olacak bu. Şöyle. Hani çok oyun oynayan arkadaş, çok oyun oynamana da gerek yok. Oyun oynayanlar bilir ki etkileşime girebildiğin şeyler biraz daha koyu çizilir ki hani o etkileşimli olduğu anlaşılır. Ancak böyle biraz daha sönük objeler, nesneler. Hani onunla etkileşime giremeyeceğini anlarsın. Şöyle yaptık. Böyle bir tık daha güzel oldu. Şimdi şunu kopyaladım dayı. Karşı tarafa attım bunu. Şimdi buna ne yapabiliriz? Şimdi öncelikle bunu bu merdiveni bitirdikten sonra sol tarafına bir adet de korkuluk çizeceğiz. Yani şuradan biri aşağı uçmasın. Onu da tabi merdivenlerin hepsini çizdikten sonra ekleriz. Bu tahtaya çok detaya girmeyeceğim. Çünkü çok resmi bir kurum hani. Burası kütüphanesi. Burada direkt ormandan getirilen ahşap kullanılmaz herhalde. Buradaki ahşaplar böyle biraz daha ahşap demeyeyim de suntalar, tahtalar. Daha böyle bir detay olur. Daha böyle özenilmiş olur o tahtalara. Böyle girintisi çıkıntısı çok olmaz. Pürüzsüz olur. Zımparalanmış, verniklenmiş olur. Hatta gerekirse boyalanmış olur. Onun için çok şey girmeyeceğim. Detaya girmeyeceğim burada. Tahtalara böyle sadece gölgelerini vereceğim. Gölgeyi de şuna göre verdim. Bakın fark ettiyseniz şurası biraz daha az gölgeli. Şurası biraz daha koyu. Hatta biraz daha şöyle üste gidersek şöyle bir şey de verebiliriz buraya. Neden böyle yaptım? Şimdi burada bir pencere olmadığını varsayıyorum merdivenin yan tarafında. Doğal olarak ana mevzu, ana giriş, bütün işlemlerin döndüğü yerde bura olduğuna göre avizeler genelde buradadır, değil mi? Buradaysa da buna sol tarafına biraz daha az merdiven düşer.
Ha bu tam merdivenin üstünde de bir avize olabilir. Ama yine de burası biraz köşede kuytuda kaldığı için burayı biraz daha şöyle gölgeli yapıyorum ki oranın daha kuytu dolu anlaşılsın. Tabi bu merdiveni biraz da şöyle yapalım ki hani çok da duvara girmesin bu. Hani çok duvara girdi çünkü bu. Hani duvara sıfır oldu. Arada bir piksel dahi olsun bir boşluk kalsın şöyle. Aynı şeyi buraya da yapıyorum. Şimdi şuradaki şimdi bu dönemeçli ya şimdi yukarıdan baktığınız zaman bunun tam üstünden baktığınızı düşünün. Şöyle bir orada nasıl diyelim dönemeç var değil mi? Güneş ışığı da şöyle sarıyla göstereyim. Güneş ya da ışık şuradan geldiği zaman tam bu ok yönünde geliyor şöyle. Şuraya tam şu bloğun olduğu yere biraz daha gölge düşer. Şu üstüne gelin biraz daha fazla ya az gölge düşer. Onu da buraya uygulayabiliriz. Şurayı şöyle biraz gölge yaptım. Şurasına da çok daha az bir nasıl gölge oldu yalnız. Şöyle yaptım. Şurayla biraz daha hani ilk halinden belirgin bir şekilde biraz daha hani detay oldu. Şöyle yapabiliriz hatta. Madem burayı gölgelendirdik, şurayı da çok az bir şey parlatabiliriz. Şöyle yapalım. Şöyle, şöyle, şöyle. 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 Şu ortaları düz kendi rengi olsun. Biraz şuraya kadar şöyle gitsin. Ondan sonra da şöyle hafiften gölgeye geçsin. Şimdi şuralarına da biraz daha böyle tam köşe noktalarına biraz daha parlaklık vereyim şöyle. Tıpkı karşı tarafın şu alt tarafında olduğu gibi. Hani birebir simetrini de yapmıyorum ki. Hani şuraya şöyle bir hani aynısında karşı yapmıyorum ya. Biraz daha detay olsun. Şurayı da daha önceki köşeyi uyguladığımızın tam tersi olarak burayı da biraz parlatalım. Davronun şurası daha parlak olur. Şurası daha koyu olur. Şöyle. Daha sonra bu parlatma gölgelendirme olaylarını biraz da şuraya uygulayalım. Evet. İyi kötü bir detaylandırmaya gittik ama şu alt taraf sanki biraz saçma oldu. Şöyle. Hatta çok az bir şey de olabilir. Şöyle. Şu kadar. Burada şöyle bir gölgelendirmeye gidilmiş olsun. Daha sonra şuraya çok az bir şey. Hatta şey bile yapabiliriz biraz daha ileri gidip. Merdiven sonuçta kullanılmış olduğu için orta tarafları biraz daha kirli olabilir. İster istemez hani buraya çok lüks yani çok yetkili kişiler bile kullansa burayı. Hani nasıl diyeyim her gün yeni ayakkabı alan biri bile gelse buraya şu merdiveni kullansa o merdivenin ortası biraz olsun kirlenir. Ama temizlendiğini falan da varsayabiliriz. Hani burası her gün temizlenen bir kütüphanedir mesela. Orası artık tertemiz olmuştu. Çok eski bir kütüphane de değildir. Burası yine eski halinde kalabilir. Hani o kiri de nasıl veririz? Çok az bir şekilde. Hani çok aman aman böyle çamur, tezek, pislik de değil de. Ortayı biraz şöyle daha koyu yapabiliriz. Ama yani çok lüzumiyat olduğunu düşünmüyorum. Hani gereksiz bence. Onu çok kötü bir figürdü. Şöyle yapalım. Şuralara gölge vermeye şey yapmaya gerek yoktur diye düşünüyorum. Ha ne olur. Şu ortaya çok az bir şey daha. Şöyle gölgelendirebiliriz. Çok az ama. Hiç gözükmeyecek şekilde. Bunlar çok yakından baktığınız zaman gözüken şeylerin. Hani şöyleyken baktığınızda gözükmez bu. Şuradan baktığınız zaman onu görme olasılığın yok yani. Hani görebiliyorsan helal olsun falan. Şimdi tamam bunu bu şekilde çözdük ya. Bu merdivene çok da detaya girmeye gerek yok. Şimdi bunu kopyalayıp yapıştırdım. Bir üstte alıyorum. Shift ile yani tam 16 piksel yukarıya yapıştırıyorum onu. Şöyle şöyle yaptım. Bir iki tane daha çıkardım. Şöyle tam olarak güzel hesaplanmış bir merdiven oldu bu. Son basamağı şöyle yapabiliriz. Aynen. Merdiven bu şekilde dayıcım. Şimdi şu üst tarafa çıkacağız doğal olarak. Şimdi o üst tarafında bir şurasında nasıl diyelim şey olması lazım değil mi?
Şurada bir korumalık olacak. Korumalık buradan dönüp buraya dönecek. Hani şöyle diyorum. Korumalık buradan olacak. Alüminyum korkuluk şuraya doğru gidecek ki buradan aşağı bir düşme vakası yaşanmaz zaten. Burayı boş bırakırsan çok saçma olur. Evet, merdiveni bu şekilde çözmüş olduk. Bu ileride ne olur ne olmaz değişir. Ama şu nasıl diyelim? Altındaki taşı çok koyu oldu moruk. Onu biraz açmam lazım ya. Yani bu çok koyu oldu. Üstteki merdivene nazaran çok koyu oldu. Daha şeyle aynı oldu değil mi? Şöyle yapsam. Oğlum nasıl gidip birebir çok yakın renkleri tutturabiliyorum ya? Şöyle yapsam. O zaman da şu diğer renk çok şeye gidiyor ya, güme gidiyor şu. Şöyle yapsam. Bu da çok yapay durdu. Neyse bu dursun ya, sonra hallederim onu. Merdiven bu şekilde. Üst kata girmeyeceğim daha. Üst kata çünkü ayrı bir şey yapacağız ama şöyle bir şey yapabiliriz. Bak üst kata şunu yapabiliriz. Üst katın zeminini döşeyebiliriz şunlarla. Çünkü sonuçta orası da aynı zeminden olacak değil mi? Orası da bir parke. Parke değil de şey seramikle kaplanacak. Şimdi bunu bir saniye kopyaladım değil mi? Kopyaladıktan sonra bunu kes hocam. Getirip şu layer'a at bunu. Daha sonra gel buraya bunu. Bu seramiği buraya uygulayalım. Pardon, onu bir yana alacağız. Şöyle getirdim. Bunu direkt fırçam haline getireyim ki daha hızlı yapalım. Şöyle. Şurayı sileceğim hocam. Şöyle. Tabi silebilirsem. Hah. Daha sonra şurayı da kaplayacağız hocam. Şöyle nasıl olacak o? Hadi şöyle olsa. Dur. Halledeceğim. Halledeceğim. Şöyle yaptım. Şöyle yaptım. Oralara yarım blok gelecek. Yarım seramik. Şurayı kullanabiliriz. Zaten aynı genişliktedir diye hatırlıyorum. Pardon, onu şuradan kopyala. Onu değil. Sadece şurayı kopyala oğlum ya. Hah. Kopyala. Daha sonra şuna yapıştır. Şimdi getirdin dayım onu. Bunu da buraya şurayı da kapatırsam. Evet, üst katında şeyini yapmış olduk ama tabi bu kağıt gibi oldu hani şuradan bakınca. Onun altına da bir kalınlık vermemiz lazım. Şöyle bir şey yapacağım hocam. Şurayı ve şurayı şöyle geldim. Ve son olarak da şurayı da unutmuşuz. Şöyle şuraya kadar ki bölümü de aldım. Ve bunları kesip yeni bir layer'a atacağım bunları. Şöyle CTRL ne yalnız. Shift ne dedim. Buna da ikinci kat dedim. Ve buraya yapıştırdım bunu. Şimdi bunu seçip şöyle biraz yukarı aldım. Daha sonra pardon ya, bunu öyle yukarı almayalım. Çünkü onu yukarı alırsam merdiven tam oturmayacak ona. Ya bir basamak daha ekleyeceğiz. Hani şöyle diyorum. Bunu yukarı aldığın zaman şuraya bir basamak daha gerekebilir. Çünkü çok fazla bir boşluk kalıyor burada. Hani onun, eğer ki o basamak kurtarması için de bunu şöyle bayağı bir yukarı almam lazım. O da çok saçma oluyor. Aslında resmi bir tık daha büyütüp bu dediğimi uygulayabiliriz. Çatı boyu biraz yükselecek ama sıkıntı olmaz herhalde. Şöyle seçtim. Bunu şuraya kadar falan bir getirelim. Da şöyle. Şimdi bunun kalınlığını şöyle iyi kötü. İyi kötü değil mi? Şöyle verelim. Şu normal duvarın daha koyusunu ver. Şöyle bunu da koy, için dolduracak şekilde getirdim. Daha sonra şuraya şu da üst katın kalınlığı olacak hani.
basıldığı zamanki altındaki boşluk olacak. Daha sonra şu merdiven tahtaya gelip bunu da buna göre uzatmamız lazım. Tabi. Şimdi bu ikinci katı şöyle mi yapmam lazım? Dur, şöyle geldim tekrar merdiven basamağı. Pardon, merdiven tahtaya. Bunu buraya getirdim. Daha sonra şurayı seçtim. Bunu uzattım buraya. O da ne güzel uzadı. Bütün her şeyin içine etti. Şöyle iyi kötü şuralara dallar budaklar bırakayım ki. Bu renkler de birbirinden farklı yalnız. Oğlum orada ne yaşanmış lan böyle? Bu iki renk birbirinden farklı mı? Ben mi yanlış görüyorum? Hani göz yanılması varsa eğer. Tamam. Hatta şunun şurasını da silebiliriz ya. Şu üst kısmını. Burayı da şöyle. Şununla kapladık mı? Daha mantıklı olabilir. Daha sonra bir basamak daha alıyorum şöyle. Eyvah, kurtarmadı lan. Yani üste çıktı değil mi? Şunu tekrar bir seçsek. Şunu. Şöyle olması lazım bunun. O zaman da şöyle şu duvarları biraz daha yükselteceğiz. Çatı boyu biraz yükseldi. Bunu farklı yollarla da çözebilirdik de böyle de olsun, sıkıntı değil. Hani daha böyle geniş bir arazimiz oldu diyelim. Daha sonra şu duvarlar vardı. Şunları da uzatalım ki buralar boşta kalmasın. Onu oğlum daha ne kadar çekeceğim. Daha sonra bunu, şunu şöyle kapat. Şunu seç. Hatta bunu da şu boşta kalan yerlerini geri bu haline getirelim ki boştan yeri o altı kaplamasın. Galiba okey böyle. Son olarak şu ikinci kat şurayı da kopyalayalım. Allah'ım son yerini almıyor ya. Kopyala yapıştır yukarı gönder, tamam. Üst katı da bu şekilde çözmüş olduk. Şu duvarları nasıl yapacağız şimdi? Odun demişim. Nasıl bir tuğladan yapacağız? Direkt düz boya mı olacak yoksa bir tuğla efekti vereceğiz mi? Hani şundan bahsediyorum. Geldik şimdi dayı. Şöyle şunun koyusunu aldık biraz. Şöyle bir tuğla efekti olacak mı bunlarda? Mesela nasıl olabilir? Şöyle. Daha sonra şöyle bir tuğla daha. Hani böyle bir tuğla efekti verilebilir mi? Bence verilebilir. Hani dümdüz duvar olana kadar bu şekilde bir duvar efekti verilebilir buna. Şimdi bunun içini kaç yapmışız? 7. Bunun içini kaç yapmışız? 7. O halde şöyle bir şey yaparım ben. Bu ikisini fırça yaparım. Şöyle. Bu duvarların içini. Şöyle. Bunu da getirdim. Bunu da. Bunu da. Bunu da. Ha. Daha sonra şurayı tuttum da şöyle seçtim. Ve şunu şuraya doğru şöyle uzattım. Daha sonra şu ikisini, yani şöyle şunu ve şunu bir tuğla kabul ediyorum. Şu orta kısmı. Bunu da fırça haline getirip şu şekilde gezdiriyorum. Evet, daha sonra şu fazlalığı, yani şu kolona gelen kısmı şöyle siliyorum. Daha sonra şurada da bir kısım vardı ha. Bu şekilde bir tuğla efektini hızlı bir şekilde verdim hocam. Daha sonra burayı kopyalayacağım. Zaten şu kopyalayabilir olmasa ne yapacaktık? Getirdim tam yerine. Oturttum. Eyvah, son anda bir tane kaydı. O da bizi pahalıya patladı. Vallahi pahalıya patladı ya.
Tam oturdu lan. Yok lan, ne tamı. Şöyle. Şu an tam oturttum. Sonunda yani. Bir tuğla efekti gayet güzel bir şekilde verilmiş oldu. Daha sonra bunu şuraya getirdim. Ha tabii bura olmuyor da, bu ne anasını ya? Şu ne? Allah için şu ne kardeşim benim? Hepsini bir kapatsana. Bu nedir dayıcım? Gözünü sevdiğim, bu ne? Aç hepsini. Daha sonra şu duvarı tekrar bir yapıştırdım. Ama bu sefer şöyle yapacağım. Sadece şu şeyi kısmını aldım. Hani anladınız. Ders kısmını. Böyle getirdim. Yerine oturdu mu bu? Aynen. Bunu da şöyle kaydırdım. Şu kısmı da siliyorum hocam. Taşan kısımları. Aynen. Şimdi şunu da seçtim. Kopyaladım. Da bir yön değiştirme işlemi uygulayıp karşıya gönderdim. Yani yön değiştirmesem de olurdu da öylesine değiştirdim. Şunu da buraya getirdim. Tamam, daha sonra şöyle de yapabiliriz. Bunu yukarı getirdim. Zaten büyük bir çoğunluğu boşa gidecek. Şöyle, o ne lan öyle? Kopyala yapıştır. Şöyle getir dayım benim. Yukarı. Aynen. Sonra bunu da kopyala. Şöyle sağ tarafa. Sonra bunu da kopyala. Şöyle sağ tarafa. Bunu da kopyala. Zaten sileriz bunlar birazdan. Ha, zaten altında kalıyor. Güzel. Pardon. Şöyle tam yerine getirelim ki. Daha sonra şunu da kopyala yapıştır. Evet. Şimdi şu fazlalığı da sildik mi? Hatta şu çok gözüme çarptı yani. Burada bir hile yapabiliriz. Aynı şekilde burada da. Normalde bu aykırı, orada öyle durması lazım ama. Hani o gözden kaçsın. Hani görmüyorum, hadi oğlum kaçın kaçın falan. Tuğla efektini de vermiş olduk. Şurası kaldı bir tek. Ona da şuradan versem herhangi bir sıkıntı olur mu? Olur. Hani tam şu ortaya oturmadığı sürece olur. Oldu da zaten. O zaman nasıl yapacağız? Ya amele gibi tek tek çizeceğiz. Şöyle şu iki tane çubuğu versen bana. Şu en alta çizmesine gerek yok aslında ya. Hani şurayı sildim. Daha sonra şuradan bir tekrar ver onu. Ben niye oğlum, niye üste çizmek yerine onu sildim, tek tek uğraştım bu kadar. Beyin yok ki. Şöyle yaptım. Şuralarda tekrar doldurduk dayı. Bunu kopyalıyorum. Şu üçünü. Getirdim. Bakalım doğru getirmiş miyiz? Evet. Daha sonra şöyle bir şuradan çizdim. Bir tane şuradan çizdim. Bir tane şuradan çizdim. Daha sonra keşke direkt bunu kopyalasaydım karşıya. Niye her şeyde aceleci davranma hastalığı var ki? Tamam. Onu da oraya yapmış olduk. Bunların renkleri değişecek. Duvar böyle kalmayacak. Başka bir şey yapabilir miyiz? Son olarak şu kolonları daha mantık çerçevesi içerisinde gösterebiliriz. Hani düz detay vermeden, nasıl diyelim, şimdi kolonun altını şöyle bir düzlem açacağım. Şimdi şu kolonun şurasına şöyle bir yer açtım dayı. Şimdi şöyle şuradan da şöyle geleceğim. Şimdi çizdikten sonra anlaşılacaktır. Hani bu çizmeye çalıştığım şey, yataydan baktığınız zaman iki boyutta şöyle olacak. Bu kolonun altındaki tablo olacak. Kolonun kendisi de şu olacak. Hani ben şu an şu kalınlığı veriyorum. Alttaki o tabloyu çiziyorum. Şimdi burasının genişliğine dayı 16. O halde şuranın da 16 olması lazım. Şuraya kadar falan gitmesi gerekiyor bunun. Oha anasını yuh.
O kadar gitmesin ya. Şu kadar gitsin yeter. Şöyle. Tamam. Şimdi bunu böyle yaptıktan sonra şuraları silmemiz icap eder. Neden? Çünkü kolon artık oradan ibaret. Hani şuradan ibaret. Zaten burayı da sildikten sonra anlaşılacaktır. Heh, görüldüğü gibi kolon biraz daha inceldi ama altına bir tablo oluşturdum. Bunu da tabii şuralarla tekrar telafi edeceğiz. Hani şöyle yaptım. Buraya duvar gözükecek burada. Şu kısımları uzatacağım buraya. Ya oğlum ha. Bunu buraya uzattım. Daha sonra buraya zemin falan gelecek ulan, bir ton iş. Bunu buraya uzattım. Şuraya bir adet çizgi ekleyeceğim. Daha sonra zemine geleceğiz. Şunu, şurasını silmem lazım. Daha sonra şuradan bir karo aldım. Getirdim buraya, bunu koydum. Hatta bunu şöyle de yapabiliriz. Hani şurayı da seçelim. Şurayı da seçelim. Kopyala yapıştır. Şuraya getirdim. Daha sonra şunu ve şunu seçtim. Buraya doğru uzattım bunları. Görüldüğü gibi, ne dedim la ben? Görüldüğü gibi kolonumuz biraz daha uzadı. Tabi kolonu uzattığımız zaman şurada bir perspektif hatası oldu. Yani çok garip bir şey oldu bu şimdi. Bu duvara muvara geldi bu. Bunu aşağı doğru indiriyorum. Yani bu artık şuraya basacak çünkü. Hatta sadece şurayı seçsem daha makbule geçerdi. Şöyle. Şurayı aldım. Bunu aşağı indirdim. Şöyle. Daha sonra şunu yukarı uzattım. Duvardayız değil mi hala? Şurayı seçtim. Burayı getirdim. Sonra şurası kalmış. Ulan ne çok mevzu var. Evet. Görüldüğü gibi kolonu bir adam akıllı hale getirdik. Şimdi bu basamaktan şundan yukarıya da bir tane koyalım da, o zaten gözükmeyecek. Hani şu koyu bir şekilde şu duvara geldim. Şuraya bir şöyle basamak çıktım. Zaten çok az gözükecek ondan. Kaç kalınlıkta bu? 3. Şöyle. Nattığımız zaten arka tarafa gidiyor. Evet bak, şimdi daha bir kolon hani daha bir kolon oldu bu. Hani görünen bir dekoratif bir kolon oldu. Bunun aynısından şuraya yaptığımızdan ortaya da yapabiliriz. Hani ortaya bir yere eklemek isterseniz de eklenebilir. Nasıl yani? Şöyle. Şu ortaya bir yere de bundan bir tane daha ekleyebilirsiniz. Tabi şurayı da şöyle biraz daha değiştirirsek daha güzel olur. Şöyle. Şu asıl kolonumuzun rengini biraz açalım. Şöyle bunu da buraya getirdim. Şurayı biraz daha koyu yapacağım. Şurayı da. Şurayı da. Daha sonra şurayı biraz daha koyulaştıracağım. Kardeşim yakın renkleri niye boyuyorsun? Allah için bana söyler misin şunu? Evet, bu şekilde ortaya da bir tane böyle kemer atabilirsiniz. Tabi bunu istediğiniz gibi şöyle uzatabilirsiniz. Hani görüldüğü gibi bir bunu böyle uzatırsın dayım. Şunu da şöyle nasıl diyelim, şunu da biraz yukarı alırsın. Daha sonra şunu, şurayı yani. Kardeşim bunu farklı layer çizseydim keşke. Şu şekilde bir kolonu burasında daha kalın hale getirirsin. Buraya da bir şekil eklersin, ne bileyim, bir motif. Hani buraya şöyle bir motif eklersin. Ulan ne motif bu da? Hani anladınız. Bu şekilde bir motif eklersiniz buraya da. Nasıl diyelim, heykeltıraş misali.
Bu şekilde şeyler yapılabilir. Tabi o son yaptıklarımı ben geri alıyorum. Şöyle dursun. Bu kolonda bu şekilde. Tabi bunu farklı diğer yerlere de uygulayabiliriz. Ama ondan önce şu kolonu ben farklı bir layer almak istiyorum. Hani bu çünkü çok baydı. Kolon mevzusu beni. Sıkıntı çünkü hani her şeyde, her seçimimde tekrar arkayı boyamam gerekiyor. Hatta arkayı boyamakla hem zemini de boyuyorum. Bunu ben kestim. Duvarın üstüne yeni bir layer açtım ve buna da kolon dedim. Ve buraya yapıştırdım bunu. Daha sonra bunu... O ne oldu lan az önce? Bu, niye böyle oldu lan bu? Tam yıllar açmışım oğlum ben. Ha, nasıl açtım ben de bilmiyorum. Büyük ihtimalle bir kısa yolu vardı. Kolonu seçtim. Kopyala yapıştırla şuraya da getirdim. Tabi bunu böyle yapınca arka planda şey oldu. Ben bunu sonra hallederim. Bu videoluk bu kadardı. Uzun bir video oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi çizimler.